Ahmet Hakan ha Avrupa dediğin anca bundan anlar. Arkasına Rusya'yı da alan Esad, kendi ülkesinin toprakları içinde yaptığı saldırılarla şu iki şeye neden olduğu oluyor. 1- Hastane okul demeden bombalayarak insanlık suçu işlediği işliyor. 2- Sınırlarımıza yüz binlerce mültecinin yığılmasına yol açtığı açıyor. İnsanlık suçu açısından olaya bakıldığında Avrupa'nın durumu şu, insanlıkmış, suçmuş, umurunda bile değil Avrupa'nın. Yok öyle bir erdemi. Söyleniyor, ırgalanmıyor. Anlatılıyor, umursamıyor. Gösteriliyor, etkilenmiyor. Avrupa'yı erdemli bir tutum almaya zorlayacak bir koz yok elimizde. İnsan ol, olmazsan şunu yaparız diyemiyoruz yani. Mülteci yığılması açısından olaya bakıldığında ise Avrupa'nın durumu şu. Ödü kopuyor Avrupa'nın mültecilerden. Ödü kopuyor ama elini taşın altına koymaya da yanaşmıyor. Yüklemiş bütün yükü Türkiye'nin omuzlarına uzaktan ve dışarıdan seyrediyor. Türkiye savaşsın, Türkiye mücadele etsin, Türkiye çırpınsın, Türkiye can versin ama ben tüyümü bile kıpırdatmayayım. Takındığı tutumun özeti bu. Avrupa'ya insan ol, Olmazsan şunu yaparız deme şansımız yok ama mülteci yığılmasına karşı verdiğimiz savaşta bizi yalnız bırakma bırakırsan kapıları açarız deme şansımız var. Türkiye kapıları açarak işte bu şansını denemeye karar verdi. İnsanlıktan anlamayan Avrupa anca bundan anlar. Esad'ın yaptığı nasıl bir alçaklık? Bir yandan şunu yapıyor. Almış arkasına Rusya ve İran'ı kendi şehrini bombalıyor. Çocuk demeden kadın demeden katlediyor yüz binlerce vatandaşının Türkiye'nin sınırlarına yığılmasına yol açıyor. Böyle bir olay karşısında minnacık bir sorumluluk bile üstlenmiyor. Umurunda bile değil bu yığılma. Milyonlarca mülteciyle Türkiye'yi baş başa bırakıyor. Bir yandan bunu yapıyor. Türkiye bir şeyler yapmak için harekete geçip askeri önlemler almaya kalkınca, gözlem noktaları oluşturunca bu yığılmayı önleyecek önlemler almak için harekete geçince arkasına aldığı Rusya ve İran desteğine güvenerek kalleşçe, haince Türk askerine saldırıyor. Kural, kaide, anlaşma falan tanımayarak. Esad'ın yaptığı alçaklık işte böyle bir alçaklık. Bu saatten sonra Esad. Esad ne yaptı? Sahip çıkamadığı ülkesine sahip çıkmak zorunda kalan Türk askerine kalleşçe ve haince saldırdı. Bu saatten sonra Esad kendisiyle görüşülecek, kendisiyle temas kurulacak, kendisiyle bir zeminde anlaşılacak bir unsur olmaktan çıkmıştır. Esatla görüşelim ya, Ne olacak ki falan diye dile getirilen görüşün artık eskisi kadar kolay dile getirileceğini sanmıyorum. FETÖ'nün infial stratejisine dikkat. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları şunlar. Puslu havayı fırsat biliyorlar. Dezenformasyon yapıyorlar, bilgi kirliliği yaratıyorlar, infial stratejisi uyguluyorlar. Yılgınlık aşılıyorlar, dayanışma duygusunu bombalıyorlar, güveni sarsmaya çalışıyorlar, yalanları ortalığa boca ediyorlar, beraberliği dinamitliyorlar. Aman meydan vermeyelim şu rezillerin, şu kepazelerin, şu pisliklerin oyunlarına. Bertaraf edilen rejim unsurlarından söz etmek. Bazıları bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmesini yadırgıyorlar bertaraf edilen rejim unsurlarının hiçbiri, tabii ki şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını hafifletemez ama yine de bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmelidir. Çünkü bertaraf edilen her rejim unsuru, Mehmetçiğin kahramanlığının bir göstergesidir. Şehadetin haberlerini veriyorsak, kahramanlığın da haberlerini vermeliyiz. Ya o, ya bu. Suriyeli mültecilerden yakınıyorsan yeni bir mülteci dalgasının Türkiye'yi vurmaması için verilen mücadeleyle ilgili olarak ne işimiz var bizim İdlib'te diyemezsin. Kusura bakma ama ya mültecilerden yakınmayacaksın ya da yeni bir mülteci dalgasının Türkiye'yi vurmaması için verilen mücadeleye laf etmeyeceksin. Yastayız. Bir devlet kararı beklemeden, zorunlu bir yükümlülük olarak hissetmeden, herhangi bir yönlendirmeye zerre kadar ihtiyaç duymadan, el alem ne der duygusu yaşamadan, kendiliğinden, doğallıkla, insani bir refleksle ve büyük bir içtenlikle yastayız. Ahmet Hakan Hürriyet Nagihan Alçı, İstanbul'da karantinadan kaçan aile Hastalığın kendisi kadar önleme kapsamında alınan tedbirler yüzünden koronavirüsle ilgili gelişmeler beni giderek daha çok endişelendiriyor sevgili okurlarım. Dünya alt üst. Koronavirüs salgını ve paniği dört bir yanı sardı. Çok büyük bir insani ve küresel ekonomik buhranın içine tepe taklak yuvarlanıyoruz. O yüzden insanlar güvenli liman altına hücum ediyor küreselleşmenin getirdiği tüm nimetler bir anda askıya alınmış durumda. Neredeyse global bir seyahat yasağının eşiğindeyiz. Dünya onca ilerleme gibi görünen gelişmeye rağmen ne çaresiz ne kırılgan bir noktadaymış. Size biraz da ülkemizdeki son korona havadislerini vereyim. Türkiye hakikaten çok ciddi tedbirler alıyor. Virüs 4 bir yanımızı sardı ama çok şükür bizde henüz konfirme edilmiş bir vaka yok. Ancak şüpheliler var. Dün akşam üzeri saatleri olan bir hadiseyi anlatayım. Bu vaka henüz Türk medyasına yansımadı. İlk kez benden okuyacaksınız. Musa Çelik adlı vatandaş eşi ve çocuklarıyla Cerrahpaşa Hastanesi'ne gitmiş. Kendisi ve eşi iyi ancak çocuklarında ateş, halsizlik gibi şikayetler var. İran'dan geldiklerini söylemişler. Bu bilgiyle çocuklardaki şikayetler birleşince haklı olarak hemen alarm zilleri çalmış hastanede. Aileyi karantina altına almaya karar vermişler. İşte olan o an olmuş. Kendilerinde koronavirüs olmadığını düşünen aile günlerce müşahede altında tutulmamak için apar topar kaçmış. Bu yazıyı yazdığım akşam 22 sularında halen her yerde İstanbul polisi tarafından aranıyorlardı. Eğer bu kaçan ailede koronavirüs varsa bu hem kendileri için hem de kamu sağlığı için çok ciddi bir tehdit. Hem çocuklarının sağlığı hem de tüm İstanbul halkı için Musa Çelik hastanenin gerekli tetkikleri yapmasına derhal izin vermeli. Yeniden dönüp hastaneye gitmeli. Koronavirüs hadisesi bireysel değil toplumsal bir olay. Avcılar'da bekleyiş sürüyor. İstanbul'un korona günlüğünden bir haber daha paylaşayım. Esenyurt ve Avcılar Devlet Hastanesi'nde iki vaka korona şüphesiyle karantina altına alındı. Testler yapıldı. Esenyurt'taki hasta başka bir teşhis konularak karantinadan çıktı ancak Avcılar'daki için bekleyiş sürüyor. Çok tehlikeli gidiş. Dünyada neredeyse tek gündem korona. Ardarda salgının yaygınlaştığı haberleri geliyor. Herkes panikte, her yer tetikte. 21. yüzyılda insanlığın ne zavallı hale düştüğünü görüyoruz. İtiraf edeyim büyük bir endişe içindeyim. Elbette bu virüsün durdurulması ve kamu sağlığının korunması çok hayati. Diğer yandan bu işin ayarı kaçmaya başladı. Virüs şüphesi bahane edilerek insanların özgürlükleri son derece keyfi bir şekilde kısıtlanıyor. Dünya zaten içe kapanma eğilimlerinin, serbest ticarete karşı duvar örmelerin, insan hakları ve özgürlüklere karşı sıkı yönetim zihniyetlerinin, ve aşırı sağın yükseldiği bir dönem yaşıyor. Almanya bu yasayı konuşuyor. Korona kabusunun tam böyle bir döneme denk gelmesi var olan totaliter eğilimleri güçlendirecek, seyahat kısıtlamalarını kalıcı hale getirecek, özgürlükleri daha da boğacak diye korkuyorum. Mesela Almanya enfeksiyondan korunma kanunu adlı bir yasayı tartışıyor. Bu yasa kişisel özgürlüklere son derece keyfi kısıtlamalar getiriyor. Yasaya göre bir salgın tehdidi görüldüğünde şüpheli kişilerin mektupları açılabiliyor, konutuna girilebiliyor, kişiler bulundukları ortamlardan süresiz izole edilebiliyorlar. Yasa Almanya'da yerel otoritelere her türlü toplantı, gösteri ve organizasyonu yasaklama, havuz ya da spor salonu gibi mekanları kapatma hakkı veriyor. Herhangi bir kişide söz konusu salgın hastalığın belirtisi görülürse, o kişi sağlık otoriteleri tarafından tamamen izole ediliyor ve kişinin mukavemet hakkı bulunmuyor. Bu önlemlerin alınması için herhangi bir şüphe yeterli. Şayet karşı konulursa polis zoru devreye girebiliyor. Yalnızca Almanya değil, Kanarya Adaları'nda karantina altına alınan otelde yaşananları gördünüz mü? Bir kişi korona pozitif çıktı diye bin kişi 14 gün boyunca zorla tesiste tutuluyor. 14 günün ardından bir kez de Ülkelerinde 6 gün daha karantina altına alınacaklar. Yaklaşık 20 gün alıkonulmak demek bu. Kamu sağlığı gerekçesini anlıyorum ama bunun mahkul bir sınırı olması gerektiğine inanıyorum. Orada olduğunuzu düşünün, birkaç günlüğüne tatile gitmişsiniz ve sizi 2 hafta resmen gözaltına alıyorlar yani tutukluyorlar. Belki evde hastanız var, belki çocuğunuz o kadar süre yalnız kalamaz, belki muhakkak çözmeniz gereken bir probleminiz var. Bunları kimse umursamıyor. Koronaya yönelik kamu sağlığı gerekçesiyle haklı tedbirler çok tehlikeli bir kapı açıp suistimal edilebilir. Çok dikkat etmeliyiz. Dünya korkuya teslim olup manipülasyona ve totaliterizme açık hale gelme tehdidiyle burun buruna. Nagihan Alçı, Habertürk